Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أستعيذ بالله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون تفسير إن الذين كفروا البتة كافر بولغان كشيلر كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما أبو جهل أبو لهب ve şunki okşayan kişiler selâun aleyhim anazertahum ular için beraberdir bi tahkikil hamzeteyni ve ibdalis saniyeti alifen ve teshiliha ve idkali alifin beynel mustahhaleti vel uhra ve terkihi anazertahum digenizde bu tecvid kanunları yekir yaptılar ikili hamzeniyem tahkik kılıp anazertahum sizden buladı. Ya ki ikincisini alifke ilantirip anzartahum sizden buladı. Ya ki bu mesem tesil klingen hemze bilen başkasının ortasıya alif tikirgi sizden buladı. Tecvidi kanunlar, tecvid kitaplarda okuyanlar edecek. Emlem tunzirhum ya ki yani anzartahum diyanı onlar için beraberdir. Ularına korkutsengiz. Emlem tunzirhum ya ki ularına korkutmasengiz hem. La yu'minun iman keltirmediler. Bi ilmillahi minhum zalik. Allah Teala ulardan şu nesini bilganligi uchun. Ya'ni ular iman keltirmasligini bilganligi uchun. Fala tatma' fi imanihim. Ularning imonida ta'ma qilmagin, umid qilmagin. Wal inzaru i'lamun ma'a takhwifin. İnzar degani qo'rqichlik bilan birga bo'lgan e'lon, ya'ni bildirishlikdir. Alloh subhanahu va taolo 6. ve 7. ayette kafirler doğrusu haber veriyordu. 5. ayet geçe takvali kişiler doğrusu haber vergenidir. Yani bu iki ayette kafirler doğrusu haber veriyordu. 8. ayetten başlayıp 20. ayet geçe münafıklar doğrusu haber veriyordu. 4. müttakiller doğrusu da takvali kişiler, müflihunlar doğrusu da 2. kafirler doğrusu da ve 12'si münafıklar doğrusu da böyle yaptı. Bunun hikmeti nime? Nime ki Allah Teala necat tapuçiler, takvali kişilerini 4 tegini ayette bayan kıldı. Kafirlerde ise ondan hem az ayette, 2 ayette bayan kılı yaptı. Münafıklar ise 12 ayet ecreti yaptı. 4 ayette Allah Teala takvali insanların sıfatını en cami bir surette bayan kıldı. Nihayette muhtasar. Kıska, lakin bütün manalarını uzun içi görgen halette. Kafirler gökigende fakat kine iki ayet getirdi. Ulerde işi malum, açık, hazır. Yahudi bir nesvali kesesiz aldız ya. Ya mecusi, ya ki müşrik butperest kese. Dini meselede, imani meselede eldenmeyiz. Bilesiz ki bu kafir. Açık. Lekin münafık zahiren imanda dava kılıp kalbide kür bu yanı için eldenip kalasın. Tanıyelmeye kalasın. Şunun için Allah Teala onu kengirak bayan kılı yaptı. Kafirlerde meselesi anır bu yanı için yani Yahudi kafirliğini bilmezsin mi? Şu Hindistan'daki ya ki Kıtay'daki butperestlerinin kafirliğini bilmezsin mi? İhtilaflediğin mesele mi eski o? Mecusilerde kafirliğini bilmeyesiniz mi? Ateş perestlerinde. Bilesiz. Asıl bu yerlik için Allah Teala ikide ayette bayan kıldı halas. Bu birinci mesele. İkinci mesele Allah Teala tehditle getiri yaptı. İnnellezine keferudu. Elbette kafir bugün kişiler. Küfür demedi yani. Küfür aslında berkitmak diyene.
kefara degani birikti, yaşırdı degani, perde tarttı degani. Şunun için ayetin ne diyor? Bir adam kesel bu yanı sayfası ki, inşallah günahlarıya kefaret bulan deyiz. Hani günahlarıya perde bulan deyiz. Günahlarıya birikten deyiz. Mumun kişiye hayatı da kelediğen musibetler hemmesi onu günahlara kefaret bulan. Birikitmak deyiz. Şunun için kafir deyiz kelime, İslam dininden teşkerde buyan kişiye işletiledi. Ve ozu Müslümanı nankör buyan kişiye işletiledi. Nankör. Arapçası gene ne deyiledi? Küfranı ni'me deyiledi. Küfranı ni'me. Kale, küfran deyiledi. Ni'metçe kafir buluşluyor. Nankörlük. Nankör mürtetmez. Müslüman lakin nakıs. Fasık. Bunun hatta mühim mesele ayet hadislerde bazen kafir degen kelime mürtet manasında keladi, bazen nankör degen manada keladi. Şunu bilmeyenler katta bir müşkülüğe kaladı ki nankör deyilingen yerde mürtet deydi. Ya ki mürtet degen yerde nankör deydi. Hata tercüme kaladı. Köpçülük mesela ilmi çukur bulmayan kişilerde ortasındaki falan amelde kıyan adam kafir mi kafir mi? Falan sözlü yapıyor adam, kafir mi, kafirmez mi? Diyen savallarda, camide, ihtilaflar, şu kafir kelimesini ikide manaya egeyken giden kip çıkardı. Bunu düşünme gelirler, şimdi uzayan hataklarını başkalarına diyen hataya tartardı. Şimdi bir kitmak diyen derslerim için mürtetler işletiliyordu. Nankördü ki malum, nankör Allah'ın nimetini bir kiti yaptı da. Yani mesela siz buralarına köp yaşlılık kıldı, sizce karşılık yaptı. Nakliyat çünkü yaşlıgızı birikitti. Şunu değil mi? Etibar gelmedi. Kafir hem şunluyik. Kafir gelme Allah tarafı çünkü nimet verdi. Dini ve dünyavi hemen nimet verdi. Lekin o hemesini birikitti. Hemesinden yüzü gördü. Terk kıldı. Şunu için kafir buldu. Nankörlük kıldı. Ve en katta nankörlüktür. Elbette de yaptı Allah tarafı. İnnedir tahkik bile başla yaptı. Bilesiler inne li tahqiqi mazmunil cümle, cümlenin manasını tahqiq qilishlik uchun. Bu albatta bo'ladigan narsadir bu. Albatta tahqiqi bo'ladigan narsa nima ekan? Kofirlarga barobar ekan. Baribir ekan. Tengdir. Ularni qo'rqitasizmi, qo'rqitmaysizmi? Iymon keltirishmaydi. Baribir iymon keltirmaydi. Inzorni tushuntirdi. Inzor degani bildirmoq, qo'rqichlik bilan. Ya'ni bu küfürdür, şirktir. Sen dünya ahirette har bulasın. Allah da lanetli yakalasın. Cehennemge otun bulasın. Bu günah bu. Hani hem bildiriyorsun hem korkutuyorsun. Bunu inzar değil adı. Davetli iki yolu var. Biri beşaret veriştik, sevintiriştik, kursan kılıp. İkincisi korkutup yapıştık. Korkutup diyene tehdit diyenemez. Namaz okumasını öldüremem. Diyenemez. İnzar. Allah'tan korkutup durup davet kılıçlık. Allah Teala inzarda kilitleri yaptı mı? Demek ki davetin en tahsillisi inzar bile burası. Allah'tan korkutup davet kılıçlık onu tahsili köp burası. Ve yine zaten kafirlerin halatı şunu takaza kılır. Bunlar gibi biz kendi kılıp beşaret ettik. Bunlar ya kendi kılıp cennetten yapılırız biz. Cehennem yoludan geçecek ki bunlar. Cehennemde yolunu mimagen ki hiç çüş niyetleri yok. Şunun için onlar ki inzar işletiliyordu. Onlar iman kirtirmeydiler. Şimdi şu ayette okuyor. İlmi nakısı boyayan kişilerin adıydı. Ha, demek kafir boyayan kişilerdi. Davet kısıyla kımasıyla berber iman kirtirmeydi. Bundan göre davet kıma. Birinci mesele. İkinci mesele kafirler berber iman kirtirmeydi. O kafirdir. Mesela sizin mahallinizde, şehrinizde kafirler var. Yani İslam'da bulmayan kişiler. Bu kafirdir. Hazır hem kafir, ertege hem kafir, öyle yaptığında hem kafir. Çünkü Allah hati yaptı iman getirmeyedir. Diyen hulasa çıkardı, iki de hulasa çıkardı, ikilesi hem hata, ikilesi hem batıl. Demek ya, Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a gelmedi yaptı, İzheb ile Firavun'a, fe innehu tağan. Firavun gelmedi, o haddiden aşık getirdi yaptı. Fakul, ayet ki nunge, Allah ki kaytasan mı?
Firavun diye bir kafir davet kılınsa, başkalarının Firavun çalıymaz ki o. Demek başka ayetler kafirlerinde davet kılıştığı takaza kılıyor. Muhammed Aleyhisselam ne dedi kafirler ki? Aldın İslam'ı kabul kıyırlar, kiyin yaplaşamız. Kiyin davet kılamız der miydi? Ya kafirlerde davet kılar mıydı? Asıl davet, aslında kafirlerinin mukabilidir burası. Demek birinci kulasa batıl buldu. İkinci kulasa, biz İslam'da Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın akidesi şu ki, mevcut bugün kafirlerge, bu elbette küfürde kitardı ve yeter miyiz? Caizmez. Hazırki halette kafir. Bunun şeki yok. Zerre kadar şeki miyiz? Hazırki halette de kafir. Ama ertege küfürde buladı mı? Ya hidayet tapıp İslam'a kirip kaladı mı? Onu bilmeyenliğimiz için onun ertesi doğrusu da yapıran miyiz? Bunu Allah'a havale kılamız. Bunlar ikinci kulasayan batır oldu. Bunu katten bile yaptız biz. Ayetli zahiri aldığın kulasalarını getirip çıkarmaz mıydı? Şu meseleni hal kılıp İmam-ı Suyuti yaptı ki Kâbi Cehlin ve Abi Lehebin yaptı. Abu Cehil ile Abu Leheb ki okşagen yaptı. Yani, kafirler iki kısımda bölündü. Biri Abu Cehil okşagen kafirler, ikincisi bizi zamanımızda, bizi mahallemizde, şehrimizde ya memleketimizde ya ki hazır Avrupa'da yaşatırken kafirler. İkilesinin farkı var. Abu Cehil, Abu Leheb küfürde yaşadı, küfürde öldü, küfürde gitti. Ularda kafirlikte şek yok. Ularda kafirlikte kim şeksa kafir buladı. Dinden çıkadı. Bu anı konarsa. Ularda zerre kadar şüphe hakkına gelen halette kafir değiliz. Ama bizim zamandaki kafirler doğrusu da hazırki haleti küfür. Hazırki haleti de kafirliğe ihtilaf kimiyiz. Anı konarsa. Ama ertege ne buladı? Bunu bilmiyiz. Bunu Allah'a havale kılamız. Tündürüz mü? Çünkü ular Abu Cehil ile Abu Leheb ki okşamaydı. Kaç taraftan okşamaydı? Birinciden Abu Leheb ile Abu Cehil ötüp gitti ular. Malum ne var ki? Bular ertege ne var bulursa ki gayb. Allah biledi onu. Karın farklı buldu. Şimdi saval kılışı mümkün ki ne doğru çünkü adam. Lekin bu ayet nazil bugün de Abu Leheb ölgen miydi? Abu Cehil ölgen miydi? Degen itiraz kıladı. Eğer ölgen olsa yapılırız doğru. Eğer ölmegen olsa bunda ikilesi bir hılbı mıydı mı? Diyen savaş geldi. Onca İmam-ı Suyuti cevap verdi. لِعِلْمِ اللّٰهِ مِنْهُمْ ذَٰلِكِ Allah ulardan şimdi halatını bilgenli yücün. Allah biledi ki o. İnsan yeteyken diye halat görüşünü Allah biledi. Biz bilmiyoruz ki Allah biledi ki o. Demek eğer hazır bizge, bizi zamanımızda biraz muayyen kişi doğrusu da. Kur'an-ı hadis etse ki şu kafir bulup ölediyse biz onu kafir bulup ölüsliğe itikad kılamız. Şu zahatı. Lekin bu kafirler doğrusu da bunda tayini yok. Bunda haber yok. Delili yok. Lekin Abu Leheb ile Abu Cehil doğrusu da var. Tabbet yada Abi Lehebin ve tabb. Abu Cehil doğrusu da var. Tünesler mi? Delil var ulardı kafirliği doğrusu da. Ular ölmegen bugün takdirdeyim. Hazır, yani bu ayet nazil bugün de ular tirik miydi, tirikmez miydi? Bu mesele başka, biz ihtimali yapılaşaydık. Ölmegen bugün takdirde. Tirik bugün takdirde Allah bilirdi. Bilgen halette eti yaptı Allah Ta'ala. Ve yine onun üstüge şu ayet nazil bugün de aslında ular diyen başka kafirler diyen uzun işi yaladı. Biz doğru çünkü doğramız. Kur'an-ı hadis kafir diyen kişiler muayyen ve kat'i halette kafirdir. Bizim zamanımızda hem küfürde öldüğünü bir insan tamam onu kafirliğe anı buldu. Ölmeyen bu ise kat'i etemeyemiz. Geleceği doğrusu da. Tünefsiler mi? Geleceği doğrusu da kat'i etemeyemiz. Tünef köptülü adamlar ne doğru çüngeni için ulamalar kitapları yazadı. Bazılar ne doğru çüngeni bazı müllelerde işlersiz. Hatta dedi ki min mesela Putin diyem kafir diyem miyim ben deyip. Ne demek kafir diyem deysen? Kitaplar da şimdi giyen. Hani ne doğru şunu yaptı da? Peki başkalar diyem İsrail'de prezidentini diyem Yahudiler kaptasını. Peki başka kafirler diyem ve kafir diyem miyim ben onlarda deyip. Ne demek ya? Ulamalarımız şunu deyip diyem. Yani hazırki halatıya kafir değiliz. Münge ihtilafı yok. Geleceğine ne yapacağız? Geleceğine.
Ertegen günümüz ötse ki, ular iman yekimedi mi? Ertegelik günde ular kafirdir. Düşündünüz mü? Hazır ki bizi zamanımızda kafirler hepsinde ikiye bölünler. Küfürde keçiliğini bilgen, Allah-u Teala bilgen kişiler var, ularga faydası mıydı davet? Lekin ertege iman yekilişi mümkün bulgen kişiler var, onu Allah-u Teala bilendi, ular elbette iman yekilişendi. Biz yaxşı niyette ve vazifemizi becergen halette, mevcut bugün kafirlerde davet kılıyoruz. Lekin kafirler bizi nihayette katta bir mekirden elde koydu. Ortamızda fitne taşa koyuyken bölüp hatıcam yürüştü. Biz kafirlerden davet kılıyoruz, aklımızı yıkamayız. Hadi birbirimize yakından takken, kulağımızdan takken şu, başka işimiz yok. Sen Hanefiysen, sen Malikiysen, sen Selefiysen, sen Sufiysen, sen Mücahit olsan, sen Tebliği olsan de birbirimize ayağımızdan taştan başka mesele yok. Aslında da bizim bütün fikrimiz onlara karagen buluşmak gerek. Bu ayet kafirler de korkutadı. Ve bilin ki sizi hem korkutadı. Korkuşluyuz gerek. Çünkü eğer Allah'ın huzurunda kafir bu ses, sizce kança davet kılıçsın faydası yok. İman yekemeyiz. Ve bu insanlar nihayet beddah insanlardır. Çünkü davetler fayda kılmasa. Yani onun üstündeki birdeki enzertehum diyen hitap peygamberimiz geldi. Peygamber de zat davet kısayı fayda kılmasa, o da nihayet beddah insanlardır. Nimi üçün diyen savab geledi? Nimi üçün ulaşınca davetten ki hem imanda kabul kılışma yaptı?